Çin'in Doğu Türkistan'da gaz rezervi bulunduğu haberi kesinlik kazandı. Geçtiğimiz günlerde Uygur TV olarak paylaştığımız Doğu Türkistan'da doğal gaz rezervi bulunduğu haberi Çin'in PetroChina şirketi tarafından teyit edildi. Gelen bilgilerde Doğu Türkistan'ın güneyinde yer alan tarım havzasındaki arama çalışmalarında 115.3 milyar metreküplük rezerve sahip olduğu belirlenen doğal gaz bulundu. PetroChina şirketi genel müdür yardımcısı gaz keşif alanında yapılan kuyu testlerinin başarılı olduğunu belirterek bölgede düzenli doğalgaz üretimine gelecek ay başlamayı planladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Etik Başkanı Abdülcelil Karakaş, Çin'in Doğu Türkistan'dan beslendiğini, Doğu Türkistan'daki yeraltı zenginliklerinin dünyanın en büyüklerinden biri olduğunu, Çin'in bu yüzden özellikle bu bölgeyi işgal edip bölge halkı olan Uygur ve Kazak Türklerinin katledilip susturulduğunu kaydetti. Karakaş yaptığı açıklamasında ayrıca dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in Doğu Türkistan'da petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yeraltı kaynağına sahip olduğunu, bu yüzden özellikle o bölgeyi ve halkı ezdiğini açıkladı. Alman hükümeti Birleşik Arap Emirlikleri'ne hava savunma sistemleri için güç jeneratörü satılmasına onay verdi. Alman haber ajansı DPA'nın haberinde Başbakanı Angela Merkel başkanlığında toplanan Federal Güvenlik Konseyi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne hava savunma sistemleri için güç jeneratörü satılmasına onay verdiği kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne böyle bir satışa bölgede İran'la var olan gerilim nedeniyle onay verildiği iddia edildi ve bunun da Almanya'nın siyasi tutumunda değişiklik yaptığı anlamına gelebileceği yorumunda bulunuldu. Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam, bölgede 4 aydır süren gösterileri hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasakladı. Sömürge döneminden kalma acil durum yasası çerçevesinde uygulanan maske yasağının şiddete başvuran göstericiler ve isyancıları hedef aldığını, radikal davranışlar açısından etkili bir caydırıcı olacağını ifade eden Lam, Hong Kong acil durum için değil ancak yaygın ve ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya dedi. Rus gazeteci İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alındı. Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, Rus gazeteci Yulia Yuzi'nin İran'da İsrail'in istihbarat servisine ajanlık yapmak suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. Açıklamada Rusya'dan İran'a eşiyle birlikte gelen Yulia Yuzi'nin havaalanında pasaportuna el konulduğu, ardından gazetecinin oteline ulaştığında ise İran devrim muhafızlarından bir ekibin otele giderek gazeteciyi gözaltına aldığı, ardından tutukladığı belirtildi. Sosyal medyada deprem kehanetlerinde bulunan Tayvanlı Dean Son Lee'nin deprem söylentileriyle panik yaratma suçundan 6.000 dolar ceza yediği ortaya çıktı. Sosyal medyada Dean Son Lee isimli bir kişi İstanbul'da 10 gün içerisinde 6 veya 7 büyüklüğünde deprem olacak diyerek panik yaratmıştı. Tayvan Quake Forecast Institute isimli şirketin kurucusu olduğunu iddia eden Lee'ne Tayvan hükümeti tarafından deprem söylentileriyle paniğe yol açtığı gerekçesiyle 6.000 dolar para cezası kesildiği ortaya çıktı.